Merhabalar arkadaşlar. Bugün coin alıp satanlar için XRP coin'in teknik analizini yapacağız. Arkadaşlar XRP coin'in aşağıda inebileceği, yukarıda çıkacağı maksimum şuraları var arkadaşlar. Şu an için bu coin zayıf görünüyor. Yani sıkıntılı bir süreçte aşağı sanki gelecek gibi duruyor. Aşağı şu desteklerine değerse buradan iyi güzel bir tepki alımı yapıp yükseliş yapabilir. XRP coin için arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bakın. Genelde destek aldığı nokta şu noktalar arkadaşlar. Ancak hani bazen otobüsün freni tutmadığı zamanlar olur ya. Hızlı gidersiniz aşağı doğru böyle. Fren tutmaz. Bu sebepten dolayı da buralarda değebilir. Buraları görmeyebilir ama buralara da değme ihtimali var. Ama genelde buraya değer arkadaşlar. Şu kanala değer ve yukarı çıkış yapabilir. Nadiren de olsa bu kanala da değebilir. Ben şu an XRP coin için arkadaşlar çok yukarısını söylemek istemiyorum. Çünkü performans biraz zayıf. Sanki aşağı doğru geliyor gibi görünüyor şu an. Bak görüldüğü gibi. Aşağı geliyorsa arkadaşlar buradaki aşağıdaki önlemi alıp illaki alım yapılacaksa alım için en uygun yerler buralar. Şu an için alım için çok uygun görünmüyor arkadaşlar. Çünkü bakın direncinde ve direncini şu an kıramamış. Zayıf görülüyor. Direncini kıramamış. Kıramadığı için de şu kanala şu an için çıkamayacak gibi görülüyor. Aşağı doğru geliyor gibi sanki. Aşağı doğru geldiği zaman da arkadaşlar şuraların önlemi alınır. Bu noktalardan alınırsa en kötü ihtimalle tabi alıp satın para tamamen size aittir. Bu noktalardan alınırsa arkadaşlar muhtemelen hemen gelmeyecektir. Bakın şöyle gelecektir. Şuraya gelecektir. En kötü ihtimalle arkadaşlar %33 en kötüsünü söylüyorum bu. %33 bir kazanç elde ediyor. Güzel yani bence güzel bir kazanç. Yakın zaman için arkadaşlar öyle çok uzun sürede de geleceğini düşünmüyorum ben. Buraya gelip ortalarda falan alırsanız da böyle değil. Bu noktalar emin olun gelebilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Hatta aşağıda belki sarkabilir. Freni tutturamazlarsa aşağıda sarkabilir. Onu görebilir misiniz bilmiyorum ama bu noktaya kesinlikle gelir. Ve en kötü ihtimal %33. İyi ihtimaller de var arkadaşlar. Yani yarı yarıya kadar da bırakabilir. Şuraya kadar zorlayabilir. Biz en kötüsünü verelim. En kötü ihtimalle eğer sabredip beklenip doğru alım yerinden alınırsa bu coin %33 en kötü ihtimalle kazancı var arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki ve aşağıdaki destek ve direnç noktalarını vereceğim. Buralarda görülür arkadaşlar ama şu an için ben zayıf gördüğüm için bu noktaları ben vermedim yani. Çünkü şu an zayıf görülüyor. Buraları kırarsa zaten şu fitillerin uçlarına kadar 1.30'lara kadar 1.40'lara kadar yapma potansiyeli var. Ama şu an zayıf gördüğüm için buralara kadar görebilir. Zaten burayı kesinlikle görür de aşağı inerse burayı kesinlikle görür 133'ü. O cepte zaten arkadaşlar. Buralarda güçlü olursa kırarsa yukarılardaki hedeflerini de görebilir. Şimdi aşağıdaki yerleri verelim arkadaşlar. XRP coin için. Aşağıda neyi var? Muhtemelen arkadaşlar şu an bir anda iniş değil de şöyle dalgalanarak gelecektir diye düşünüyorum. Nereye görebilir? O yüzden dolayı da aşağı ineceğini düşünerekten aşağıda neyi var? Yüzde yaklaşık yüzde bir 15'lik bir kısmı var. O da ne yapıyor? 1 dolar. 0.90 0.88 var arkadaşlar. 0.88 var. Bu kırılması halinde hatta 0.87 yazıyordu. Kırılması halinde neyi varmış? 0.80'i var. Oranın da kırılması halinde bazen fren tutmayabilir. 0.75'i var arkadaşlar. Üste görebileceği dediğim gibi bu noktalardan alınırsa kafadan %33 cep kar. Arkadaşlar kafadan %33 kar cepte zaten. Yukarıda görebileceği arkadaşlar şu direncini belki zorlayabilir. Performansı birazcık iyi olursa. 1.07 dolar. Bu arada pil bitiyor diyor. Onun yarısını verdi. Yukarıda görebileceği arkadaşlar şu an için görebileceği 1.07 dolar. Kırması halinde 1.15 dolar. Ve oranın da kırılması halinde arkadaşlar şu an için göreceği 1.25 dolar.
Yukarısı var mı arkadaşlar? Yukarısı da var ama şu an için zayıf olduğu için vermedim. Yukarısı da var. 1,25'i kırarsa 1,40'a kadar yolu var arkadaşlar. Şuralara kadar. Şu fitilerin bakın şuralara kadar yolu var. Kırması halinde tabii. Şuraların yolu açılır. Yani şu an zayıf olduğu için vermedim ama bekleyene gelebilir ama buraları görmeden de şunu da yapabilir arkadaşlar. Bakın buraya gelir. Bu noktaları gelir. Tekrar aşağı sarkabilir. O yüzden dolayı da hani siz de düşünürsünüz ki ha oraya gelecek falan gelmez. Buradan bir yerlerden tekrar dönüş yapar. Aldığınız parayı tekrardan geri vermeyin. Karınızı geri vermeyin. Bu noktaya geri dönmesin diye. Bakın bu noktaları kıramazsa şu şekilde olduğu gibi bu noktaları kıramazsa bir miktarını revize etmekteki fayda vardır. Arkadaşlar 133 karda cepteki karda her zaman olmayan bir kardan daha iyidir. Bakarsınız performansına bakarsınız grafiği takip edersiniz. Burayı kıramazsa muhtemelen gene aşağı gelecektir. Kırarsa tamam oraları var ama şu desteklerin hepsini dikkat edin arkadaşlar. Bakın buralardan da dönüş yapabilir. Şu an performansı zayıf görünüyor. O yüzden dolayı da burayı pek vermek istemedim. Şimdi burayı hedef olarak veririm. Hocam buraya gelecek dersiniz ve elinize bekletirsiniz. Bakarsınız oyalanır oyalanır bu direnci kıramaz tekrar aşağı gelir. Eldeki karınızı komple geri verirsiniz. Bir anlamı olmaz bu işin arkadaşlar. O yüzden dolayı da alım yerler için buralar çok güzel yerler. Altı beklemek lazım. Satım için de arkadaşlar 133 kıramazsa revize edilebilir. Tabi alım satım kararı tamamen size aittir arkadaşlar. Yatırım kararı vermiyorum ben. Şahsi görüş ve yorumlarımı söylüyorum. Bunları yazalım arkadaşlar. Yukarıda görebileceği hedefleri ne vardı? Bir nokta 0,7 doları vardı arkadaşlar. Burayı kırması halinde 1,15 doları vardı. Orayı da kırması halinde 1,25 dolar görülebilir. Yukarısı arkadaşlar dediğim gibi göremeyebilir. Bak aşağılarda şu noktalardan da aşağı inebilir. Burayı kırarsa yukarısı 1,40'a kadar beklenebilir. Aşağıda arkadaşlar 0 hatta 87 diyelim oraya 88 demiş ama 87 nokta atışı olsun o. Aşağıda ne var? Orayı kırması halinde 0,80 doları var. Oranın da kırılması halinde. Burayı görür mü bilmiyorum. Belki görür belki görmez arkadaşlar. Yani takip edemeyebilirsiniz. Bir anda deyip tekrar çıkabilir. 0,75 doları var arkadaşlar. XRP Coin için bu şekilde arkadaşlar. Doğru yerden alıp doğru yerden satanlar için de güzel karlar var. Bırakıyor arkadaşlar her türlü kar var. Amacak dediğim gibi şu dirençleri çok iyi sıkı takip edin. Kıramazsa direkt aşağı gelir. Ve buradaki kazancınızı komple vermiş olursunuz. O zaman da sıfıra sıfır elde var. Sıfır olur bir anlam olmaz. Zaten amaç burada para kazanmaksa bazen şükretmesini de bilmek lazım arkadaşlar. %33 kar da iyidir. Performansı iyi olsa gideceği yönünde falan şuraları kırsa tamam buralarda beklenebilir ama performans şu an için görülmüyor arkadaşlar. Buraları zorlayacak. Kıramazsa mecburen aşağı inecek. Yol aşağıda gibi görünüyor şu an için. Evet farklı bir teknik analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolara like atarak ve kanalıma abone olarak desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.